Hocam iyi çalışmalar. Çarşamba günü maçımız var. Evet, bir değerlendirme, genel değerlendirme alabilir miyiz? Çocuklarla artık tanıdınız, evet. Haşir neşir oldunuz. Sizin de bildiğiniz gibi geçen cuma günü göreve başladık. Bugün 9. idmanımızı yaptık takımla beraber. Çocukların isteği, gayreti, arzusu çok iyi. Sadece biraz takım savunması ile ilgili biraz sıkıntımız gözüküyor. Bunu da eğer geliştirebilirsek, günden güne gelişerek devam edebilirsek kesinlikle biz playoff'un içinde olmak istiyoruz. Geçen de bunu ilk geldiğim günde söylemiştim. Tabii bunlar herkes bir şeyler yapmak istiyor da hayali olmaması, yani teoride kalmaması lazım. Bunların pratiğe geçmesi lazım. Zaten bu çocuklar bunu ilk yarıdaki maçlarda göstermişler. Çok koşan, baskı yapan diri bir takımız. O net gözüküyor. Ama futbolda tabii bazen skora göre, zamana göre oyun da futbolda çok önemli. O konuda biraz sıkıntımız var. Hani son atıyorum 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika kala oyun, topu tutma, pas yaptırma. Onları da geliştirebilirsek biz bu yarışın içinde oluruz. Tabii ki şu anda Feyyaz Alabilir biliyorsunuz. Zaten yıllardır burada oynayan bir oyuncumuzdur. Birkaç oyuncu da görüşüyoruz. Eğer hani imkanlarımız da el verirse en az 2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. İlk maçımızda bildiğiniz gibi liderle oynayacağız. Zor bir takım tabii ki ama biz de iyi bir takımız, çok istekli. Eğer bu isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıtırsak kesinlikle oradan üst puan alacağımıza inanıyorum. İnşallah iyi başlarız. Sonraki maçlarımızda, çünkü ilk 5-6 haftalık periyotta biraz zor gibi gözüküyor. Ama zor olan bazen kolaya çevrilebiliyor. Kolay dediğimiz zora dönebiliyor. Onun için de ikinci, yani ilk maçına iyi başlamak çok önemli bizim adımıza. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Hocam herhangi bir sakat, cezalı, herhangi bir topçumuz falan var mı? Hakan sakattı biliyorsunuz. Uzun zamandır zaten Hakan'ın sakatlığı var. Oğuz'da bir geçen çift kalede bir sıkıntı oldu. Oğuz'un arkadaşında bir yırtık var. İşte hazır olmayan Feyyaz geldi. O da hani 2-3 haftayı alabilir.